Merhaba sevgili anneler. Bebeğinize koyduğunuz isim bebeğinizin karakterini gerçekten etkiliyor mu? Örneğin yaramaz, huysuz bir çocuğunuz varsa acaba bu isminden dolayı mı, isminin içindeki harflerden dolayı mı? Bunları öğrenmek için bugün Nilda Ferhan Efe Çınar'a geldim. Merhabalar Nilda. Merhabalar Necra'cığım. Nilda, bu gerçek mi? Yani örneğin işte diyorlar ki Ömer ismindeki çocuklar çok asabi oluyor ya da çocuğun sakin, uyumlu bir çocuk olması için nasıl harfler kullanmak gerekiyor? Bunun gerçekten bir şeyi var mı? Gerçekten etkisi var. Zaten isimlerin bu anlamda etkisi var. Karakteristik yapıyı son derece etkileyen bir yapı. Her harfin karakteristik özellikleri var. Olumlu ve olumsuz. Bazen birkaç tane olumsuz olma ihtimali yüksek harf yan yana geldiğinde oluşan sinerji o kişiyi daha karakter anlamında zorlayıcı karakterleri ortaya çıkartabiliyor. Ama uyumlu hale gelirse uyumluları da oluşabiliyor. Soyadları da o yüzden bakıyoruz. O yüzden yine doğum tarihlerine bakıyoruz. Mesela Ömer ismi. Ömer ismine sahip olan insanlar aslında sakin görünüşü olmalı, görüntüde sakinmiş gibi görünüyor olmalarına rağmen iş dünyalarında öfke enerjisini çok yoğun taşıyabilirler. Ve dururken ya da konuşurken farkında olmadan bu öfke enerjisini ya da gerginlik enerjisini dışarıya doğru etraflarına yansıtıyor olabilirler. Evet. Çocuklara karşı çok şefkatli bir yapıları olabilir ama aile içi iletişimle ilgili problemler yaşıyor olabilirler. Evet. Genel anlamda Ömer ismini taşıyanlar son derece zeki olan insanlardır ama bunu hayata geçirmeyle ilgili bazen problemler yaşayabilirler. Evet. Ama dediğim gibi arkasından gelen soyadı bunu olumlu olarak etkilediğinden dolayı çok zeki olduklarından hayata projelerini geçirebilirler. Sürekli olarak dediğim gibi yerel frekanslarla durum değişmeye başlıyor. Yani isim, soy isim, doğum tarihi bunlar hep kişiye evet. Özel olarak o ismin etkisini ortaya çıkarıyor. Aynen değil mi? Öyle. Peki kullanılmaması gereken harfler, isimlerde böyle bir şey var mı? Aslında o çok doğru değil biraz önce söylediğim gibi. Yani olumlu ve olumsuz yönleri var. Mesela C harfi hareketlilik getirir. Mesela Can, Cenk. Bu ismi taşıyanlar genellikle Caner. Hareketli yapıda olurlar. Çok konuşkan yapıda olabilirler. Adına yaramaz dediğimiz çocuklar olabilirler. Ama aynı zamanda üstün bir düşünme zekası da getirir. Başka bir yaratıcılık enerjisi de getirir. Ortaya proje getirmeyi ve insanları etkilemeyi, arkasından insanları götürebilmeyi de ortaya getirir. Evet. O yüzden işte hem karakter hiçbirimiz tam olarak çok iyi ya da çok kötü değiliz. Hepimizin karakteristik yapılarında artılarımız ve eksilerimiz var. Şimdi ek isim bulunurken işte buradaki problem ne olmuş bugüne kadar, ne çıkmış? Mesela tepkisel davranan bir yapı çıkmış. Bakıyoruz o zaman diyoruz ki tepkisel davranan bu yapıyı kıracak olan frekans nedir? Diyerek ek başka bir isim koyuyoruz. O yüzden ilk isim duruyor. Evet. Çünkü ondan da destek alarak bu ismi koyduk. Bunu aldığım zaman bu isimde de başka errorlar çıkar sonrasında. Evet. İki ismin beraber kullanılması gerekiyor. Yeni tanıştığı insanlara yeni ismini verebilir. Dediğim gibi işte karakteristik olarak C harflerinin hareketli olması, K harflerinin karizmatik bir enerjiye sahip olması, daha ağır bir enerji ama aynı zamanda öfke enerjisini de barındırır. E harfleri ikna yeteneği yüksektir ama aynı zamanda alıngan ve kırılgandır. Sesleri güzeldir. L harflerine sahipse el sanatlarıyla ilgileniyordur. Her şeyi tam ve dürüst olarak duymak ya da söylemek ister. Yalana karşı tepkisel davranır. M harfi mal mülk sahibi olmaya ve mantıklı düşünmeye yatkın bir enerjiye sahiptir. N harfi sağduyulurdur ve sağlık enerjisini çeker. Ama iki N, başta N var, sonda N var, sağlığı bozar. Şimdi geldiği durumlara göre de dediğim gibi değişiklik gösteriyor. O yüzden bu bir aslında bir artık uzmanlık. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Detaylı bir çalışma. Çok teşekkürler Nilla. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, duyduğunuz gibi bebeğinizin ismi karakterini gerçekten çok etkiliyor. Fakat ismi tek başına yine bir faktör değil. Soy ismi ve doğum tarihiyle beraber etkiliyor. Bunun için de bir isim analiz uzmanına bunu analiz ettirebilirsiniz. Buna göre ek bir isim alabilirsiniz ya da bebeğiniz doğmadan bir isim analiz uzmanıyla beraber çalışabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.